Marmaris Çevrecileri Derneği ve Gönüllü Dalgıçlar geçtiğimiz günlerde Marmaris Denizi'nde temizlik çalışmalarına başlamıştı. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmalar sonucunda dalgıçlar ilginç bir olayla karşılaştı. Sabah saatlerinde çalışma alanlarına gelen dalgıçlar malzemelerini, halatlarını ve deniz dibinden çıkardıkları tekne artıkları olan demirleri biriktirdikleri yerde bulamadı. Deniz temizliği yapan dalgıçların ekip lideri Erkul Bakıroğlu olayı kameralarımıza anlattı. Çok duyarlı vatandaşlar beklerken biz bizim işimizi sekteye vuracak, durduracak maddi ve manevi bize zarar veren bir maalesef üzücü olayla karşılaştık. Bütün günümüz neredeyse tekrar aynı takımları bulabilmek, denizden çöpleri çıkartabileceğimiz takımları tekrar tesis edebilmek adına kayboldu. Bu bizi ve ekip arkadaşlarımın moralini oldukça bozdu. Emniyette bu konuyla ilgili bir başvuru yaptık. Onların da destekleri sağ olsun oldukça iyiydi ve bu zanların bulunacağını tahmin ediyoruz. Biz normalde her sabah malzemeleri belirli bir bölgeden alıp buraya taşıyoruz. Bu sabah bu taşıma yapıldıktan sonra bazı ihtiyaçlarımız için şehir merkezine gitmiştik. Sabahın 7 ve 8 saatleri arasında bu olay gerçekleştirilmiş. Bakıroğlu, biz de emniyete başvurduk ve dilekçe verdik. Malzemeleri yenilemek için yarım gün kaybettik. 360 derece görüntü alabilen MOBESE kamerası dibinde gerçekleşen olay emniyet tarafından tespit edilip hırsızların yakalanmasını umarız dedi. Tahmin ediyorum ki MOBESE kameralarından da zanlılar bulunacaktır. Vallahi buradaki şeylerin çoğu denizden çıkarılma ve bizim kendi el emeklerimizle yaptırdığımız kaldırma balonları, çeşitli fikirler üreterek bulduğumuz bazı şeyler. Maddi değerlerinden çok manevi değerleri bizi daha fazla ilgilendiriyor. Denizin altında aklınıza gelebilecek her şey var diyen Bakıroğlu, sahil boyunca çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çalışma yaptık, çekimlerimiz de var. Oldukça kirli, sezon başlamadan, yabancı misafirlerimiz gelmeden, çeşitli kaynakların desteğiyle bu temizliği gerçekleştirmek istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinden yaptıkları çalışmalara destek beklediklerini belirten Bakıroğlu, bütün bilinçli insanları ellerinden geleni yapacaklarına inandığını da sözlerine ekledi. Kalan bir mirası değil, emaneti gelecek nesillere verebilmemiz için bu çalışmayı bütün gönüllülerle birlikte el ele yapmak zorundayız. Ve herhalde bunu çare yapmama bile gerek yok. Bütün bilinçli insanların bu yardımı yapacağına eminim. Bakıroğlu, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret ettiklerini ve Acar'ın da deniz temizliği konusunda çok hassas olduğunu belirtti. Başkan da bu konuya çok hassas davrandığını söyledi. Marmaris'in temizliği belediyesinin de çok ilgilendiğini bana belirtti. Buradaki çalışmanın zaten belediyeye ait olduğunu daha önce de ben bildirmiştim. Çevreciler de bu konuda bize destek olduklarını belirttiler. El birliğiyle bütün birimlerle birlikte bu çalışmayı yapmak istediğimizi söyledim. Kendisi de bu konuda destek olduğunu söyledi. Belediyenin her türlü yardımı yapmaya da hazır olduğunu bana söyledi. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum.